Türkiye terör üzerinden uygulanan sarmalı kırdı. Darısı ekonominin başına. Amerikan Forbes dergisi Ukrayna ve Rusya arasındaki krize dair bir makale yayımladı. Ukrayna savaş uçaklarının Rusya'ya karşı direnemeyeceği belirtildi. Fakat Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus savunma sistemlerini devre dışı bırakabileceği görüşüne yer verildi. İngiliz hükümeti rekabetçi çağda savunma adlı savunma stratejisi belgesi yayımladı. Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk SİHA'ların yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğu belirtildi. Türkiye terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki olarak tanımlandı. ABD'li medya kuruluşu Wall Street Journal'ın analiz haberi de sarsıcıydı. Türkiye'nin ileri teknoloji dronları dengeleri değiştirdi. Moskova'nın planlarını alt üst etti. Ankara geleceği şekillendiriyor. Benzer değerlendirmeleri son dönemde sıkça duyar olduk. Ukrayna ve Polonya satın aldı. Şimdi de Letonya geldi. Onlarca ülke sırada bekliyor. Şaka falan yapmıyoruz. Türkiye darbe girişimi sonrası gerçek devlet olduğunu ispatladı. Hem terörle mücadelede hem de bölgesel çatışma alanlarında aldığı inisiyatifle birilerine meydan okudu. Bu konseptin içinin boş olmadığını her geçen gün dosta düşmana ispatlıyor. Türkiye'yi terörle mücadele çıkmazının içine atanlar yeni planları, oyunları kurmaya çalışıyor. Terör ve güçsüz hükümetler sorunların daha da büyümesine engel olamadı. 70'li yıllarda Türkiye sağ ve sol olarak ikiye bölünmüştü. Bölenler kim diye soruyorsanız Aynı kişiler PKK'yı Türkiye'nin başına bela edenler. Sonrasında darbe geldi. 80'li yılların ikinci yarısında başlayan PKK terörü de ülkeyi Türk Kürt diye ayırdı. En son 15 Temmuz 2016'da darbe yapmak istediler. Ancak işler istedikleri gibi gitmedi. Başaramadılar. Son darbe girişiminden devlet ve siyaset güçlenerek çıktı. Artık ABD ne der, Batı ne der, o ne der, bu ne der şeklinde dış politika izlenmiyor. Ulusal çıkarlarımız ne gerektiriyorsa ona göre adımlar atılıyor. Müttefik bilinen ve toz kondurulmayan devletlerin nasıl açıktan PKK, YPG'yi, FETÖ'yü desteklediğini gördük. Devlet ve siyasetle birlikte medyada millileşti. Tümü olmasa da büyük oranda yabancı etkisinden kurtuldu. Bu çok önemli. Artık gerçekler yazılıyor. Türk halkı dost kim, düşman kim net görüyor. Daha çok ekonomik göstergelerde kendisini belli ediyor. Dolarizasyon veya yabancı paralardaki volatile. Ama seçim sonuçlarını ekonomi belirliyor. Kötü ekonomi demek başarısız iktidar demek. Yanlış anlayanlar olabilir. Tam bağımsızlık kendinizi dış dünyadan soyutlayıp içe kapanmak değil. Sağda ne kadar güçlüyseniz masada size o kadar saygı duyarlar. İşte Bayraktar, İHA ve SİHA'larının etkisini tam da bu noktada anlamak lazım. Ürettiğiniz değer dış dünyada bu denli etki oluşturuyorsa oturup her şeyi yeniden kurgulamak gerekli. Muhalefet pandemi şartlarının oluşturduğu ekonomik sarsıntıdan faydalanmak istiyor. Erken seçim talep ediyor. Vaatleri arasında yerli ve milli projelerin kapatılması da var. Afyon Karahisar'ın Güney Beldesi'ndeki sonuçlar ortada. Miting yapan Ahmet Davutoğlu 17 e oy aldı. Yapamayan CHP 29. Nuri Demirağ'ın açtığı ilk uçak fabrikasını kapatan zihniyet aradan geçen 100 yıla karşın hiç değişmedi. Çok üzücü. Ancak Türkiye sahipsiz değil. Ok yaydan çıktı. Emin olun 2023 seçimleri kim ne derse desin muhalefet için hüsranla neticelenecek. Türk halkı her şeyi kaydediyor. <laughs>